Selamlar millet, bugün sizlere inanılmaz bir duyurum var. İninal var ya, bildiğiniz İninal, mükemmel bir kampanya yapmış. Steam'de 50-100 TL arası harcamaya 10 lira, 100 TL ve üzeri harcamaya ise tam 20 lira hediye veriyor. Ya İninal kartım yok, ben nereden bulacağım, nasıl yapacağım diyorsanız efendim hemen Shoka, Migros'a, Teknosa'ya veya D&R'a gidiyorsunuz, İninal kartınızı oradan alabiliyorsunuz. Alışveriş mi yapacaksın, Steam'deki indirimlerden mi faydalanacaksın yoksa kampanyalardan mı yararlanacaksın, sana kalmış. Link aşağıda. Ben sabaha kadar anlatsan dinlerim. Bütün chatle ben o moddayız. Chat'i görüyor musun bilmiyorum ama. Görüyorum, evet, akıyor çok fazla. Onların hepsi şu anda ekrana koyduğum, sana biraz gecikmeli gelebilir. Bu tweet'in, bu fotoğrafın hikayesini herkes çok merak ediyor. Şimdi Kevin Durant Ümraniye'de nasıl kayboldu ve nasıl bulundu? Bunu ben de hep çok merak ediyordum. Senin ağzından dinlemek isterim. Şimdi bu Kobe röportajından bir sene önce 2010 Dünya Şampiyonası. 2010 Dünya Şampiyonası'nda Amerika milli takım oyuncuları geldi. Bu işte Kobe'nin Caddebostan'da yenilediği saha gibi Ataşehir'de, Doğu Ataşehir tarafında bir Kevin Durant adına bir saha açılacak. Sonrasında da şu anda işte meydan olan o alışveriş merkezi, IKEA'nın falan olduğu o alışveriş merkezinde bir Nike mağazası var. Nike mağazasına gideceğiz. Oradan o zaman 3G var işte. 3G ile canlı yayın yapacağız. Yanılmıyorsam yayın 4.30'da falan başlayacaktı. Şimdi tweet'i gördüm, 4.44. Yayın 4.30'da falan başlayacaktı ya da 4.45'te. Hatırlamıyorum. Ama şuna eminim, bu tweet o gün o olayla alakalı tek tweet değil. Ondan önce de ya işte birazdan Durant'le yayınımız var, birazdan çıkıyoruz yayına, işte biraz geciktik gibi böyle. Ben de stresliyim çünkü yanılmıyorsam 5'te başka bir yayın var. Eğer Durant geç gelirse o canlı yayın gidecek. Neyse, biz Ataşehir'den çıktık. Ataşehir'de işte o sahayı açtı Kevin Durant. Ataşehir'den çıktık, meydana gittik. Şimdi meydanın içine girdik ama şey sıkıntısı var. Yani bir türlü Kevin Durant gelmiyor. Oradaki Nike ekibi var, işte bir sürü kişi var. Durant bir türlü gelmiyor. Şimdi orayı bilenler için, ilk zamanını hatırlayanlar için oranın girişi çok zor. Çok zor bir yerdir. İlk girişi de kaçırdığında eskiden Ümraniye'nin içine kadar gidiyordun. Abi biz aradık en sonunda. Dedi ki oradaki görevli arkadaş Durant dedi kayboldu. Ümraniye'nin içine girmişler. Nasıl yani? Baya baya kaybolmuş. 10-15 dakika gecikme olabilir, aynen işte bak. 16'daymış. Düşün bak, 16.44'te artık ben o kadar çaresiz. Bak aynen. Tweetler orada teker teker, doğru buldun. Yani 10 dakika gecikme olabilir, 15 dakika olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Oldu gecikmeler ama sonunda Durant yok. 5'te de sanıyorum başka bir yayın vardı, o yüzden ben çok telaş yapmıştım. En sonunda dedim ki artık yok yani, Ümraniye'nin içinde kayboldular, gelemiyorlar bir türlü. Ya dedim ki Ümraniye'nin içinde lüks bir Mercedes Vito'nun içinde Kevin Durant'ı görünce tanırsın herhalde yani. İnsanlar tanır. Bari tweet atayım da gerçekten biri görürse hani yolu da tarif etsin. Bunu biraz tabii işte Allah rızası için gören yolu tarif etsin. O yani üst üste beyler yayın yapamıyorum, hadi bir el atın da bir yardımcı olun da adam gelsin yayın yapalım heyecanıydı o. O telaşıydı. Hafif espriyle karışık. Yani bu olay tamamen gerçek bir olay. Yani o sen oradaki şoför abi girişini kaçır meydanın. Meydanın girişini kaçınca doğrudan Ümraniye'nin göbeğine giriyor yani. Öyle olunca da peki şey Ümraniye'de yapan oldu mu abi hiç? 45 dakika bak düşün yani. 45 dakika Ümraniye'de dolaşmış Kevin Durant yani. Şey yapan oldu mu peki? Bu tweet'e attığında o zamanlardan hani böyle ulaşan, abi gördüm işte
bizim dürümcünün önündeydi falan tarzı bir geri dönüş yapan oldu mu hiç? Onu merak ediyorum. Yok olmadı ya. Yok olmadı yani. Olmadı zaten. Bu tweet çok ilginç yani. Yıllar sonra insanlardan birisi bulup böyle bir öyle bir şey haline gelmişti. Yani o dönem böyle gerçekten Kevin Durant kaybolduğu için öyle bir geyik olmuştu ama bu tweet o zaman bu kadar konuşulmuyordu yani. Şimdi her sohbette neredeyse bir kişi soruyor bu tweet'i. Peki yani chatte bir arkadaşımız sordu ama hani bulunması şey şoför getirdi herhalde değil mi yani onun. Tabii, sonra buldular yani bir şekilde oradan yol tarifiyle şöyle böyle buldular getirdiler. Bu arada şey ya annesi falan da var Kevin Durant'ın orada yani hani o durum o kadar trajik yani. Çok cidden yani ne desem bilemedim. Peki şeyi merak ediyorum yani bu konularla ilgili. İşte Kobe ile röportaj yaptın. Kobe İstanbul'da 2 gün kalmıştı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet. Geldiği dönemde işte Kevin Durant bir süre kaldı. Ya Kobe ile ilgili acayip hikayeler var tabii orada yani. Kobe İstanbul'da hiç uyumadı gibi. İşte bir saat uyuyor sanıyorum. Önce geliyor doğrudan Efes tesislerine gidiyor. Orada antrenman yapıyor. Sonra oradan gece kulübüne gidiyor Reyna'ya. Reyna'da eğleniyor gidiyor sonra geliyor 2 saat ya da 1 saat kadar uyuyor. Sonra sabah 5'te tekrar kalkıp Efes tesislerine idmana gidiyor falan. Böyle durumlar var yani. Peki abi mesela benim hayalimde hep şöyle bir şey var. Mesela Kobe mercimek çorbası içti mi biliyor musun bunu? Ya da böyle iç desen içer mi ya da? Bunu çok merak ediyorum. Biz arada yayında tartışıyoruz. Hani konu şu oluyor. NBA oyuncularından hangisi bizle çorba içmeye gelir? Bunu demek çok zor ama ya tamamen şey zaten muhabbet Bak, üzerine geyik bir konu. Kobe ile öyle bir şeyimiz olmadı. Kobe çünkü biraz deliydi. Ya deli diyorum hala. Yani Kobe'nin öldüğünü gerçekten yani oturtmak çok zor ya kafada. Yani hani sanki böyle hala buradaymış gibi, hala yaşıyormuş gibi hissediyorum yani. Çok ilginç. Kobe yani yediğine içtiğine çok dikkat eden, bütün detaylarıyla vücudunu bir makine gibi gören, o makineye de iyi bakan biriydi. Ama Kevin Durant'le şöyle bir şey yaşadık. Kevin Durant'le de sanıyorum ondan 1-2 sene sonra işte yine bir davetle Washington D.C.'ye gittik. Kevin Durant'in doğup büyüdüğü mahalleye, anneannesinin evine. Orada işte hangi salonda basketbol oynadığına, işte perdelerin arkasında nasıl uyuyup hani salonda kendini içeriye kilitletip basketbol oynadığına falan tanık olmuştum. Hatta onunla ilgili bir belgesel yapmıştım o dönem NTV Spor'a. Orada Kevin Durant'in işte küçükken en sevdiği yemek bize servis edilmişti. İşte mac and cheese, bir işte kaburga, böyle bir yemek servis edilmişti. Oradan biliyorum ki Kevin Durant kesin bizde çorbacıya gelir. Yani Kobe gelmez, Kevin Durant gelir mi diyoruz burada? Kobe gelmez. Yani Kobe şöyle yapar. Hadi beyler idmana der. İdmana götürür bizi. Hepimize top taşıttırır, rebound aldırır. Ama Kevin Durant de çok çalışkan ve acayip idman yapar o ayrı. Ama Kevin Durant yemeğe de gelir yani her türlü. Anladım abi çok. Kevin Durant'ı diyelim hadi gel midye atalım 50'şer tane gelir yani. İnşallah bir gün nasip olur abi Kevin Durant'a gel 50 tane video atalım demek. Ben ha buyur abi. Zaten bir o kaldı yani. New York'ta, İstanbul'da, Washington'da ayrı ayrı röportajlarımız oldu Kevin Durant'le. Bakalım artık bir dahaki sefere karşıya kadar midye yeriz artık onunla. Ben abi çok tutmayayım seni. Yani gece çocuğun uyuyor diye biliyorum. Yanlışsam düzelt. Evet, yani bu saatte uyumasa zaten Tabii. sorun yüksek olurdu. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Yani ben teşekkür ederim Alper. Ben sana ayrıca teşekkür edeyim. Çünkü YouTube'da, işte Twitch'te çok fazla içerik takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ki ben de bir yayıncı olarak oradaki yayıncılara bakıyorum hani yenilikler var mı, farklı şeyler var mı diye.
Açıkçası biraz böyle nasıl diyeyim? Oradaki algoritmanın isteyeceği şeylerin doğru oradaki algoritmanın talep edeceği şeylerin çok fazla yapıldığını görüyorum ve samimiyetten uzak olduğunu görüyorum insanların. Senin çok samimi olduğunu görüyorum yayınlarında ki dışarıda seninle bir araya geldik. Birlikte ayranımız var, değil mi? Aynen. Ayran içmiştik birlikte. Yani senin samimiyetin dışarıda zaten gördüm ama yayınlardaki samimiyetin çok farklı. O yüzden o samimiyetinden dolayı sana ayrıca teşekkür ederim. O çok senin izleyicin olarak sana teşekkür ederim. Serilerini kaçırmamaya çalışıyorum. Ne yazık ki sıfırlamak zorunda kaldın, kariyeri tekrar başladın ama onu mümkün olduğunca kaçırmamaya çalışıyorum. Çok keyif alıyorum. Ona devam et ve ya mümkün olduğunca insanların da işte Kobe o bu şu hani hep doğru değerlerini ön plana çıkarmaya gayret göstermek gerekiyor. Yani çok fazla olumsuz mesaj da geliyor. Çok fazla farklı şeyler de geliyor ama yani doğru değerler yani bu herifi biz niye seviyoruz yani Kobe'yi niye seviyoruz? Çünkü oyunu çok seviyor. Oyuna bizim kadar aşık. Ailesini çok seviyor. Çok çalışkan, çok okuyor, kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli kendine bir challenge koyuyor. Bunun gibi şeyler. O yüzden sana ayrıca teşekkür ederim. Valla ağlayacağım şimdi abi vallahi ya. Çok çok teşekkür ederim söylediğin şeyler için. Rica ederim. Dikkat et kendine. Herkese çok selamlar. Evet. Chat'tekilere de çok sevgiler. Baş üstüne. Tamam. Teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Vallahi duygulandım. Vallahi billahi duygulandım. Çok keyifli bir sohbet oldu. İsmail abiye bir kere daha teşekkür ederiz. İsmail Şenol'dan Kobe'ye bir veda mektubu diye. Harika bir yazı BeIN Sports'ta. Öneririm. İçinde güzel içerikler var. Zaten ne kadar tecrübeli bir isim olduğunu, ne kadar güzel şeyler yaşadığını benle birlikte siz de dinlediniz. Bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Ben izlerken yine gözyaşları durmadı.